Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf arı yayınları atölyem kitabında kazanım tadında test 20 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Evet. Bir de diyor ki karekök 3 bir irrasyonel sayıdır. Evet bu doğru arkadaşlar. Doğru. İki de pi sayısı irrasyonel sayıdır. Evet bu da doğru. 3 de her rasyonel sayı aynı zamanda irrasyonel sayıdır diyor arkadaşlar. Yanlış bunlar farklı farklı kümelerde. Buna yanlış diyorum. Karekök 324 sayısı irrasyonel sayıdır diyor arkadaşlar. Karekök 324'ün değeri 18'in karesiydi. 18'dir arkadaşlar. Bu irrasyoneldi, irrasyonel değil rasyonel sayıdır. O halde bu da yanlıştır diyoruz arkadaşlar. O halde hangileri doğru? 1 ve İki doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel sayıdır diyor arkadaşlar. Pi irrasyoneldi. Kök 32. 4 karekök 2'dir arkadaşlar. İrrasyoneldir. 441'in karekökü 21'dir arkadaşlar. Evet. Karekökten kurtuldu. Bir rasyonel sayı oldu. de arkadaşlar. 5 çarpı karekök 13'tür. O halde doğru cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Üçüncü soruma bakıyorum. Yukarıda verilen sayılardan rasyonel olanların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar 5 irrasyonel bir sayı. Karekök 8 arkadaşlar. Karekök 5 daha doğrusu. Karekök 8 bir irrasyonel sayı. Karekök 16 rasyonel sayı. Çünkü 4 demektir. Bu arkadaşlar zaten bir rasyonel sayı. Eksi karekök 3 de Eksi 3 demektir. Bu bir rasyonel sayı oldu. Bunları toplayalım diyor. 4 artı 25 artı eksi 3 arkadaşlar. 4 25 daha 29. 3 çıkardık arkadaşlar. 26 oldu diyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz diyor arkadaşlar. Yani hangisi rasyonel sayı değildir diye soruyor arkadaşlar. Evet C şıkkındaki sayı rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bakın 4 4 bölü 1 olarak yazıldı. Eksi 0 tam 10'da 2 eksi 2 bölü 10 olarak yazıldı. Bu arkadaşlar 10 demektir. 10 bölü 1 olarak yazılır. Evet ama C yazılamaz diyoruz. 5. soruma bakıyorum. Yandaki kutuda verilen sayılardan irrasyonel olanın kutusu atılacaktır arkadaşlar. Buna göre görünümlerden hangisi oluşur şeklinde soruyor. Şimdi 0 bölü eksi 3 0 demektir. Arkadaşlar bu rasyonel sayı bunu atmıyoruz. Karekök 361 arkadaşlar. 19'un karesi 19 demektir. Karekök 50 irrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Bunu atacağız arkadaşlar. Karekök 196 da 14 demektir. Bunu da atmıyoruz. O halde B şıkkındaki şekil oluşur Diyoruz. Altıncı soruma bakıyorum. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Karekök içerisinde karekök 256 arkadaşlar. Bunun değeri karekök 16'dan 4 demektir arkadaşlar. Bu bir rasyonel sayıdır doğru. Karekök 11 rasyonel sayı değil arkadaşlar yanlış. Karekök 121 11 demektir. Bu bir rasyonel sayıdır doğru. Karekök 64 de 8 demektir arkadaşlar. Bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur dedi. 3 tanesi doğru oldu. 7. soruma bakıyorum. 4x 2 basamaklı bir sayı olmak üzere arkadaşlar. 4x karekök içerisinde sayısı rasyonel sayı olduğuna göre x hangi rakamdır diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar 40 ile başlayan ve karekökten kurtulan sayımız 49'dur. O halde burada x yerine arkadaşlar neyin gelmesi gerekiyor? 9'un gelmesi gerekiyor. x eşittir 9'dur diyoruz. 8. soruma bakıyorum. Karekök 625'in karekökü arkadaşlar. Karekök 625'in karekökü. Şimdi önce karekök 625 arkadaşlar 25 demekti. Karekök 25'e eşittir. Bu karekök 25'te 5'tir arkadaşlar. 5 nedir? 1 rasyonel sayıdır arkadaşlar. Hangisi yazılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 5 rasyonel sayıdır. Aynı zamanda doğal sayıdır. E aynı zamanda bunların hepsi gerçek sayıdır. Ama 5 irrasyonel sayı değildir arkadaşlar. İrrasyonel yazılamaz diyoruz. 9. soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel olduğu halde doğal sayı değildir diye soruyor arkadaşlar. Rasyonel olacak ama doğal sayı olmayacak. Arkadaşlar bu bir irrasyonel sayıdır. Karekök 144 12'dir. Bu hem doğal sayıdır hem rasyonel sayıdır. Bu arkadaşlar 10 demektir. Hem doğal sayıdır hem rasyonel sayıdır. Eksi 18 demektir arkadaşlar. Eksi 18 rasyoneldir ama doğal sayı değildir arkadaşlar. O zaman doğru cevap D şıkkı oluyor. 10. soruya bakıyorum. Yukarıda verilen sayılardan hangisi atılırsa geriye kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur diye soruyor. Arkadaşlar bu zaten 12 demek. Karekök 930 demek. 421 arkadaşlar bir irrasyonel sayıdır. Öyle söyleyeyim. Bunlar rasyonel sayıdır. Bu rasyonel bir sayıdır rasyonel bir sayıdır ve 169 da arkadaşlar 13 demektir. Bu da bir rasyonel sayıdır. Evet. Ne istiyoruz arkadaşlar? Hangisini atarsak geriye kalanlar rasyonel olacak arkadaşlar. O halde ben irrasyonel sayı atmam gerekiyor. Yani karekök 421 e atarız diyoruz. Doğru cevap B'dir. Evet. Karekök 2 tam yüzde bir ifade var arkadaşlar. Bu rasyonel sayı olduğuna göre x ve y rakamlarının toplamını alabileceği en büyük değer arkadaşlar. Şimdi karekökten kurtulabilecek arkadaşlar 2 ile başlayıp devirli sayı olmayacak arkadaşlar. Rasyonel sayı olacak. 2,25 arkadaşlar. Değer anlamında 1,5 eder arkadaşlar. Bu kurtulur karekökten. 2,56 arkadaşlar. 1 tam 10'da 6 demektir. Evet bu da kurtuldu. 2,89 da arkadaşlar 1,7 demektir arkadaşlar. Bu da kurtuldu. Bizden toplamın en büyük değerini istiyor. O halde birinciye bakarsam 2 artı 5 7 İkinciye bakarsam 5 artı onlar kısmına bakıyorum arkadaşlar. Kesir kısmına. 6, 11 8 artı 9 da arkadaşlar 17 oldu. En büyük değeri istedi arkadaşlar. O halde Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 12. soruma bakıyorum. İfadesi rasyonel sayı olduğuna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor arkadaşlar. Şimdi hemen şıklarımızı deneyelim. 75 x yerine 11 yazarsam arkadaşlar bu karekök 64'tür arkadaşlar. Bu da 8 olur. Evet bu elemandır arkadaşlar. Rasyonel sayıların. Bu rasyonel sayıdır. Yine karekökü 75 yazıyorum. 25 yazıyorum arkadaşlar. Artı 25 yazdım. Topladık arkadaşlar. 100'dür. Bu da 10 demektir arkadaşlar. 10 da rasyonel sayıdır. C'ye bakıyorum. 75 artı 69 75 69 toplarsam kare 144'tür arkadaşlar. Bu da 12 demektir. 12 de yine rasyonel sayıların bir kümesidir. Elemanıdır arkadaşlar. Ne yazıyorum? 75 artı 140 diyorum. Toplarsam arkadaşlar 215 arkadaşlar. 215 kare kökten kurtulmaz arkadaşlar. Bu rasyonel sayıların bir elemanı değildir arkadaşlar. Eleman değildir. Demek de bu. O 140 yazamayız diyoruz. Doğru cevap değişiklidir. Evet 13. soruma bakıyorum. 3 eksi karekök 10 karekök 45 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa arkadaşlar sonuç bir rasyonel sayı olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Karekök 45'i yok etmemiz gerekiyor toplama işleminde. 3 eksi karekök 45 yerine 9 kere 5'ten 3 karekök 5 yazdım arkadaşlar. Ben bunu artı 3 kare kök 5 ile toplarsam bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Sonuç 3 olur. Evet. O halde arkadaşlar cevabımız nerede çıktı? A şıkkında çıktı. Demek ki A rasyonel sayı yapacak ifadedir diyoruz. 14. soruma bakıyorum. Yıldız kare kök 2 kare kare kök 8 ifadelerine göre arkadaşlar aşağıdaki hangi işlemin sonucu irrasyonel sayıdır diye soruyor. Şimdi A'da yıldızda karenin çarpımı arkadaşlar. A'yı hemen yapalım. Karekök 2 ile karekök 8 arkadaşlar çarparsam karekök 16 yapar. Bu da 4 çıkar arkadaşlar. Bu bir rasyonel sayıdır. Biz irrasyonel arıyoruz. B'yi yapıyorum. Kareyi arkadaşlar yani karekök 8'i karekök 2'ye bölüyoruz. İstersek 2 karekök 2 gibi yapabiliriz. Ya yani şöyle yapabilirim. 2 karekök 2 bölü karekök 2 derim. Karekök 2'ler birbirini götürdü ve 2 kalır. Bu da arkadaşlar bir rasyonel sayı oldu. C'ye bakıyorum. Karekök 8'in arkadaşlar karesi kare karekökü götürdü. 8 kaldı. Evet bu da bir rasyonel sayıdır. D'ye bakıyorum. Karekök 2 ile karekök 8'i topluyoruz arkadaşlar. Karekök 2 artı 2 karekök 2 olarak yazdım. Bu da 3 karekök 2'dir arkadaşlar. Bu bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Rasyonel değildir diyoruz. O zaman ne istiyor? İrrasyonel istemiştik. O halde D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet 15. sorumuza bakıyorum. Karekök 8 artı A ifadesi rasyonel sayı olduğuna göre arkadaşlar. İfadelerden hangisi hangileri rasyonel sayı olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karekök 8 ile a'yı toplayınca arkadaşlar rasyonel sayı olması için yani bunun sonucunun rasyonel çıkabilmesi için arkadaşlar a yerine eksi karekök 8 gelmeli arkadaşlar veya eksi 2 karekök 2 gelmelidir diyoruz. Şimdi birinci uygularsam arkadaşlar ne istiyor? Şöyle bir yazayım. İrrasyonel karışmasın. Karekök 2 çarpı eksi 2 karekök 2 dersek arkadaşlar eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 olur arkadaşlar. Bu bir rasyonel sayı olabilir. Doğrudur. İkinciye bakıyorum. A eksi 2 karekök 2 arkadaşlar. Eksi Yine 2 kare kök 2 yazdım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar eksi 2 kare kök 2'den eksi 2 kare kök 2'yi çıkartırsam arkadaşlar eksi 4 kare kök 2 yapar arkadaşlar. Bu nedir? Bir rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bu bir irrasyonel sayıdır. O zaman buraya eksi yapıştırıyorum. Üçüncüye bakıyorum. A neydi? Karekök 8'di. Böyle karekök 16. Arkadaşlar biz bunu büyük bir karekök içerisine yazarsak 8 bölü 16'dan 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2 de arkadaşlar 1 dışarı 1 olarak çıkar ama karekök 2 aynen kalır diyoruz. Bu da bir irrasyonel sayıdır. O halde yalnız 1 arkadaşlar nedir? Yalnız bir rasyonel sayıdır diyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz sevinirim.